Efendim merhaba. Bugünkü okumamızda hanımefendi 25 yaşında Baskın Elsa. Öncelikle belirtmek isterim ki iz okuyucu YouTube videolarına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Beğenileriniz, yorumlarınız, abone olarak göstermiş olduğunuz katkılar bizim için çok değerli. Analize geçelim. Evet kendisi elektrik elektronik mühendisi kariyerinin başlangıçlarında tabii ki yaşı 25. Şimdi kader çizgilerine baktığımızda burada üst üste binen çizgileri görüyoruz. Şöyle bir giden çizgi var. Şöyle gelen bir çizgimiz var şurada da durmuş. Şu şöyle devam ediyor ve başlayan ince iki çizgimiz var. Sonrasında ilerleyen dönemlerde başlayan bir çizgimiz var. Kalp çizgisiyle karışıyor şu şekilde. Kalp çizgisinin içinde devam eden bir kadar çizgisi. Kader çizgisi kişinin yaşam yolunu, kariyerini, kişisel gelişmelerini gösterebilir. Kişinin ne kadar şanslı veya para konularında ne kadar iyi olabileceği, işlerin biraz da ne kadar yolunda gidebileceğini de gösterebiliyor. Tabii ki tek baktığımız nokta bu değil. Çizgilerin böyle kesişmesi, üst üste binmesi, kader çizgileri tabii çok olumlu bir şey değil. Büyük değişiklikler, dönüm noktaları olabilir hayatında. Bunlar erken dönemlerde olacaktır muhtemelen. Bunlar 30 civarlarında görülüyor. Mesela şu çizginin gelmesi, biraz iç Mars'a doğru yönlenmesi mesela okuduğu okulu bölümle ilgili kariyerinde ilerlemekten vazgeçme olabilir. Bir kariyer değişikliği olabilir. Böyle bir değişim söz konusu tabii olacak diye değil ihtimaller içerisinde. Çatışma ve zorluk dönemlerinden sonra çözüm olabilir hayatında. Bunlar içsel sebepler veya dış faktörlerle bağlantılı olabilir bu etkiler. Yani çoklu kariyer yolu, farklı alanlarda keşfetmek, çeşitli yetenekleri de geliştirmek isteği olabilir. Farklı deneyimler olabilir hayatında. Tabii ki doğal olarak hayatında diğer insanların etkisi de olabilir. Yani onların yönlendirilmeleriyle gelecek başarılar. Bir akıl hocası olabilir, bir yaşam koçu olabilir, partner olabilir. Tabii ki aile olabilir, aile bireyleri olabilir kendisini yönlendiren, akıl veren. Tavsiyelerde bulunan yani böyle kişilerin etkileri olumlu etkileri de olabilir üzerinde hayatında. Tabii çizgi kaotik olarak ilerlemiyor. Çok istikrarsız bir durum yok. Yani çok fazla büyük belirsizliklerin olacağını düşünmüyorum. Sadece çok fazla seçeneğin arasında bocalama, bazı emeklerin boşa gitmesi söz konusu olabilir, bazı durumlardan vazgeçme, yeni atılımlarda bulunma girişimlerde bulunma söz konusu olabilir. Kendisi de zaten kariyer hayatının gelişimiyle ilgili konuları çok merak ediyor. Yani buradaki en büyük riski gördüğüm benim yani okuduğu bölümle alakalı, mühendislikle alakalı ilerleme kaydetmeyip başka yönler olabilir. Tabii daha iyi fırsatlar olacaksa bunları değerlendirebilir. Ama özelliklere bakıldığında mesela düz bir akıl çizgisi, çok iyi bir Merkür çizgisiyle yani mühendislik işi kendisinin için uygun. Yani az hata gerektiren tüm meslek dallarında araştırmacı yönleri, analitik yönleriyle bu alanlarda çalışabilir. Akıl çizgisinin burada bir bağlantısı yok gibi görülüyor. Başlangıçta bir boşluk var gibi. Tabii ki buradan iç Mars'tan gelen çizgiler buraya bağlanmış ama iki ele de baktığımda ben sanki bir anda başlayan derinleşen bir çizgi var. Buradan çok bağımsız gibi duruyor. Bir bağlantı kopukluğu var. Tabii iç Mars etkisi olacaktır. Daha çok başlangıç yeri iç Mars gibi görülüyor. Buralardan gelmiyor çizgi. Ama bir mesafe de var burada. Bir bağlantı eksikliği var. Bu hızlı karar verme olabilir. Yani çok güdüsel davranışları olabilir, hızlı karar var verme olabilir, özellikle iç marstan beslenmesi çizginin ani kararlar verip. Aynı şekilde o kararlardan da vazgeçme, ee, yani bir şeyi coşkuyla başlayıp yani bir anda motivasyonu bir şey için kaybetmeye, yani coşkuyla başladığı bir şeyden vazgeçme, yani bu dediğim gibi bu çizgiyle de bağlantılı olarak meslek hayatında da bazı konulardan sıkılma ve bırakma olabilir, yani böyle riskler taşıyor olabilir. Yani sonuçlarını fazla düşünmeden atılgan yönleri de vardı tabii ki. Huzursuz aktif bir zihne de işaret edebilir. Buradaki mesafenin olmaması, yani olmaması yani bir bağlantının eksik oluşu şu bölümde. Her zaman bu tabii yeni şeyleri keşfetme, çok meraklı olma girişkenliği de gösterebilir. Gözü kara, atılgan yine. Korkusuz, cesaretli olabilir. Özellikle işaret parmağının bir tık uzun olduğunu belirtti. Bu da yine iyi lider karakterli, bağımsız bir ruha işaret ve yönetici olma özelliklerini de kendisine katabilir. Tabii çizgimiz kalite olarak iyi, uzun bir çizgi. Buraya kadar geliyor. Burada Merkür çizgisine yine bir kırılma var ve şöyle kopan parçalar da var. Yani eksik bir durum yok. Bu kırılmalarda genelde yine bel omurga bunun sağlığı önemli. Psikolojik etkileri olabilir belki çok ilerleyen yaşlılık dönemlerinde. Ama şu an için iyi görülüyor. Ay tepesinde de mesela çok fazla ızgaralar olsaydı kadın hastalıklarına yatkınlık olabilirdi. İlerleyen dönemlerde tabii ki böyle riskler olabilir. Hiçbir şey de olmayabilir tabii ki. Sadece ihtimallerden biri. Yani bu kontrolleri ilerleyen dönemlerde de yaptırabilir. Yani olacak diye bir şey yok. Sadece ihtimallerden biri. Şimdi burada yine önemli belirleyici satürn parmağının güneşe doğru net bir şekilde iki elde de dönük olması. Diğer parmakların hepsi düz. Sadece satürn parmağını görüyoruz. Güneşten etkilenmiş. Buraya doğru dönmüş parmaklar. Bu iş ve özel hayatı arasında aslında iyi bir dengeyi sağlayabilir. Ama her zaman rutinin dışına çıkmak. Farklı meslekte alanlarıyla ilgilenmek isteği olabilir. Yani farklı işler ilgi alanını çekecektir. Umarım şu anki mesleği veya okuduğu bölüm mühendislik dalı elektrik elektronik beğendiği bir iştir ve bunda devam eder. Ve böyle bir durumda yaptığı işlerin her zaman takdir görmesi ve fark edilmesini isteyecektir. Övgü almak böyle kişiler için önemli. Özellikle güneşe doğru dönen satürn parmaklarıyla. Şimdi kader çizgiler açısından elde güçlü çizgiler var. Özellikle sağ elde sol ele göre biraz daha iyi gibi duruyor çizgiler. Şu fotoğrafta da daha net aslında bakıldığında çizgiler eksilmiyor. Şöyle gidiyor ince bir şekilde devam ediyor. Yine buraya karışıyor. Ve kader çizginin böyle kalp çizgisine karışması evlilik hayatı tabii ki evlilik durumlarını da merak ediyor. Kendisi şu an bekar. Mesela bu kişiyle tanışması uzaklarda bir seyahatte olabilir hiç beklenmedik bir ortamda karşılaşma ve bir birliktelikten sonra evlilikten sonra şansın artması birbirlerine daha azimli daha çalışkan büyük hedefler koyup bir şeyler başarma isteği olabilir. Bu kişiler birbirlerine şans getirirler ve evlilik sürecinden sonra iş hayatında iki tarafında daha başarılı olması azimli çalışkan olmaları ve büyük hedeflere koşma anlamında da etkileri olabilir bu şekilde karışmasının. Yani bu evlilik her zaman dediğimiz gibi uzaklarda olabilir beklenmedik bir ortamda hiç beklenmediği bir şekilde karşılaşma söz konusu olabilir bu kişiyle. Evlilik açısından yani farklı bir yorumu var tabii ki bunun. Bunun böyle bir yorumu var. Tabii bunun işaret parmağına doğru gitmesi kadar çizgisin. Bu da yine azim, hırs, çaba veya sahip olduğu şeyleri çoğaltma, büyütme açısından da önemli. Şu yıllara bakıldığında dediğimiz gibi bu kesişim yılları tam şu bulunduğu yıllar içerisinde çizginin birinin böyle yönlenmesi, birinin karışıp böyle devam etmesi ve diğer başlayan bir çizgi var burada. Sonrasında diğer fotoğrafa geldiğimizde şöyle... Devam eden bir çizgimiz var. Bunlar ilerleyen dönemler, yani 40 yaş öncesinde bir yeni başlangıç olabilir bu, 38lerde falan. Ama bu bulunduğu süreçte bayağı bir hareketli dönem var. Ee, birden çok şeyi başlatma önemli kararlar alma, önemli değişimler dönüm noktaları olacaktır hayatında. Şimdi hayat çizgisine geldiğimizde şu an için bile göç gerçekleşmiş olabilir. Yani belki eğitim için aileden uzaklaşma söz konusu olmuş olabilir 20 yaş öncesinde. Şu çizgilere bakıldığında sanki şu an haliyle bile ya yurt dışına göç etme veya şehir değişiklikleri olmuş olabilir. Sonrasında çizgilerin şöyle çokça çizgi görüyoruz. Yani aşırı çizgi var Aytepesine doğru giden. Yani bu kişi gerçekten çokça seyahat, Çokça yer değişikliği olabilir. Çokça kazanç olabilir ayrıca. Ve bunlar her zaman sonradan tanıştığı insanlarla, uzaklarla temas. Bunlar ithalat, ihracat işleri olabilir. Veya yurt dışına göç, orada iş birlikteliği, orada çalışma olabilir. E, bu açıdan bu böyle. Gerçekten çok özgürlükçü, yeni şeyleri keşfetmek isteyen meraklı birisidir aynı zamanda. Hayat çizgisinin açısı yani fena değil. Geniş açıdan alıyor sayılabilir. Ve Venüs de yüksek. Bu da yine uzun ömürlülük, canlılık açısından önemli. Özellikle merkür parmağımız yine çok zayıf sayılmaz. İşaret parmağımız da güçlü demiştik. Güneş parmağına göre bir tık önde. Tabi fotoğraflarda yanılgı olabiliyor. Ve baş parmakta çok güçlü. İyi bir enerjisi var gibi görülüyor. Ve bunlar müthiş göç işaretleri ve çok fazla yol ayrılımı, çok fazla deneyim hayatında, çok fazla değişim olacak gibi görülüyor bu kadar çok ayrılan çizgiyle. Yani iyi kazançlar da olacaktır bunlardan. Tabi bu süreçlerin başlaması ilerleyen dönem gibi görülüyor kendisi için 35 itibariyle ama erken dönemden itibaren buraya doğru akan enerji var. Bunların etkileri her dönemde olacaktır. Ama bu dönemlere gelince yine daha farklı etkiler gözlemlenecektir. Net artık değişimler, yeni olaylar ve şehir değişiklikleri, işleri değişiklikleri olabilir. özel hayatıyla ilgili değişimler olabilir. Ondan çokça Eğlenceli, çok yenilik olan hayatında e, güzel durumların da yaşanacağını söyleyebiliriz böyle çizgilerle. Ve ana çizgimizin kalitesi de çok iyi. Bu da hem yaşam kalitesi, hem ümit sistem, hem de enerji açısından, fizik gücü açısından önemli. Akıl çizgisi de iyi, zihin gücümüz de iyi. Şimdi diğer nokta burada Venüs'ten gelen güneş çizgilerini görüyoruz. Şöyle ince çizgiler gibi görülüyor ama gerçek gözle bu çizgiler bir tık daha iyidir. Yani fotoğraflarda bile böyle görülüyorsa fena değildir yani üstten gelen güneş çizgileri. Şimdi kader çizgisi varsa elimizde ki var. Her döneminde var hayatının eksik bir dönem yok. Bunun tamamlayıcısı güneş çizgisidir. Yani yaptığınız işin takdir görmesi, tanınması, işinizi severek yapmak açısından önemli elde güneş çizgilerinde bulunması. Şimdi güneş çizgimiz neydi? Bizim neyle ilişkiliydi? Başarılı olma, şöhret, yani tanınma, yaratıcılık kabiliyetler, mutlu olma, işini severek yapma gibi durumlarla ilişkilendiriyoruz. Ve yaptıklarından, yaşadıklarından her zaman bir tatmin duygusu söz konusu olabilir. Memnun olma yani her şeyden. İyi bir kariyere sahip olmak maddi koşullar açısından önemli. Terfiler söz konusu olduğunda da yine güneş çizgisi çok önemli veya atanmalar. Evlilik hayatında da güneş çizgilerinin varlığı çok önemli. Fark edilme açısından tabii ki şans açısından. Venüs tepesi neydi? Çünkü menşei burası. Buradan başladığı için Venüs özellikleri neydi? Aşk, güzellik, tutku, çekici olma, karizmatik olma ve aileyle ilişkili durumlardır. Bunların birleşimiyle çizginin oradan doğması, güneş tepesine doğru gitmesi, yani güneş çizgisini oluşturması, menüsten gelen çizgi. Normalde güneş çizgilerimiz elin altından başlayan, yani parmağın altından başlar veya dışarıdan gelir. Menüsten gelmesinin farklı bir anlamı var tabii ki. Bu bireyin ikili ilişkiler ve etkileşimleri sayesinde başarılar olabilir veya aile faktörü olabilir yaşamında etkili. Yine yaratıcı yetenekler, potansiyellerini kullanarak bunları tutkulu yaparak, işini severek gelecek başarılar olabilir. Yine tanınma popülerliği yardımıyla gelecek doğal karizma ve çekicilik olabilir. Yine Venüs tabi iş gücü çalışkanlığı da gösteriyor. Kariyerinde üretkenlik, yaratıcı çabalar, iş gücü enerjisi sayesinde etkili olabilecek. Öne çıkma ve fark edilme ve iş hayatına başarı getirecektir bu özellikleri. Yine aileden gelen aileyle bağlantılı iş olabilir. Bunları değerlendirebilir. Onlarla bağlantılı yetenek, kabiliyetler varsa bunları iyi değerlendirebilirse kullanabilirse bu özelliklerinin yine güzel başarılar gelecektir. Şimdi çokça çizgi beliriyor. Tabii yaş biraz erken olduğu için çokça böyle ince ince çizgiler var. Bunlar zamanla daha da netleşecektir. Daha çok çalıştıkça, yetenekleri geliştikçe bu çizgiler çoğalacaktır. Veya çevresi genişledikçe, daha çok insanla tanıştıkça bunlar daha etkili olacaktır. Daha düzenli olacaktır bu çizgiler. Şimdi Merkür çizgisi elimizde çok sağlıklı, çok güzel görülüyor. Özellikle yaş ilerledikçe kalitesi artıyor çizginin. Yani şu dönemler itibariyle de çizgimiz var. Şöyle şu şekilde devam ediyor çok net ve burada şans para üçgenlerimizde oluşuyor bir gap yok yani para tasarrufları açısından iyidir ve üçüncü falancılar da dolgun çok büyük boşluklar yok yani para birikimlerini kolaylıkla yapabilir çok büyük bir sorun olmaz yani şans ve para açısından olumlu işaretler var şu ana kadar baktığımızda ve kader çizgilerinde tabi bir durumlar var bunlar farklı özellikler yani çizgenin karışması bizim her zaman istediğimiz net bir çizgidir ama bu da kendisine has bazı durumlar bazı olaylar yaşanacaktır. Mesela şu bulunduğu yıllarda çıkan çizgiler var. Tam şu dönem içerisinde mutlaka ya bir evlilik olabilir. Şu an birisi varsa hayatında bu olabilir. Veya iş hayatında bir yeni bir başlangıç terfiler olursa bu dönemler için kendisi adına yani sorumluluk alma yaşları böyle teklifler gelirse evlilik olabilir. Veya iş hayatıyla ilgili iş kurma da olabilir. Özellikle yine böyle üçgenlerin oluşması diğer stres çizgileriyle. E, iş kurma fırsatları gelirse bunları da iş kurmak için bazı fırsatlar, teklifler olursa yine doğru zaman olarak gözlemlenebilir. Tabii ki çokça stresler var hayatında, engeller. Bunlar hayatının hemen hemen her döneminde var gibi. Yani bunlara da alışacak. Bunlar 3 aylık, 6 aylık, maksimum 1 yıllık süreçleri kapsayabilir her biri. Yani bunlar gayet normal olması. Dış etkenler olabilir, içsel sebepler, kendi hataları olabilir, ailevi sebepler olabilir. Birçok neden. Ama bir şekilde kader çizgilerimizin önü kesilmiyor, devam ediyor. Özellikle en tecrübeli olduğu yıllarda kader çizgisinin çok net bir şekilde ilerlemesi. Bu harika zaten ve o dönemde de Merkür çizgisi bunu destekliyor. Yani önünde gerçekten hem sağlıklı hem iş hayatı açısından da olumlu dönemler var. Aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Sadece şu dönemleri atlatması gerekiyor tabii ki bu kararsızlıkları aşıp kararlar verecek ve en uygun şekilde yoluna bakacak, ilerleyecektir. Yani hayatında çok fazla spontane olaylar olabilir böyle kişilerin. Özellikle çokça çizginin açılması böyle hayat çizgisinden yani beklenmedik olaylar, yani beklenmedik teklifler, fırsatlar her zaman önüne geçecektir ve bunları da muhtemelen bir çoğunu da değerlendirecektir. Yani bazı fırsatlar tabii ki kaçabilir ama bakıldığında doğru zamanda doğru yerde olmayı bilecektir diye düşünüyorum. Yani çokça şans, yeni olaylar, yeni kişiler, uzaklarla temas özellikle yine göç ihtimalleri olursa yurt dışı ile ilgili onlar da sağlıklı bir karar olabilir o durumlarda. Çünkü hem kadar çizgimizin menüsten uzaklaşması hem de çokça ayrılan şu çizgiler ay tepesine doğru ve bir çizgimiz de yine burada ay tepesinden geliyor. Yani göç ihtimallerini o tür iş tekliflerini değerlendirebilir, şanslı olabilir. Yani muhtemelen yani şehir değişikliği bile olsa yine faydalı olabilir kendisi için. Şansı artabilir. Elin orta kısmı da çok baskın. Parmaklar o kadar uzun değil. Bu kendisi gerçekten çok çalışkan. Sahada kolaylıkla çalışabileceğini gösteriyor bize. Dayanıklı. Yine pratik. Mesleğinde ne kadar çok bilgiye sahip olursa o kadar ilerleme kaydedebilir. Kolay da öğrenebilir. Burada Ring of Solomon'ları görüyoruz. Bunlar da yine kolay öğrenen, öğrendiklerini kolay öğretebilen bir yapıyı ortaya koyuyor. Eldeki tepeler de dengede. Zayıf bir nokta yok. İyi bir denge var. Bu yine çalışkanlık, üretkenlik, potansiyeller her zaman var. Gerektiği kadar her yönde donanımlara sahip. Gerekse iletişimde, gerekse fizik gücünde, gerekse zihin gücünde gayet iyi. Sağlık açısından da önemli bunların dolgun olması ve üşengeç birisi değildir. Yani mutlaka bir şeyler yapmak istiyor ki sorularında da kariyer öncelikli. Kariyer ve iş hayatını merak ediyor. Şimdi yav işaretine baktığımızda yav işaretimiz de burada düzgün görülüyor. Hem evlilik hem şans hem sağlık açısından önemli. Evlilik çizgisine geldiğimizde burada küçük bir göz işareti. Bu da yine şanslı bir evlilik olabilir. Güzel bir işaret ve aile zincirimizde çift ilerliyor ve sonra adacıkların olması yani çok güçlü bir çizgi yine bu da. Şimdi burada önemli olan diğer evlilik çizgisi. Ayrıca yine sevgi çizgisi olarak yorumladığımız bir çizgi. Direkt Merkür çizgisine karışıyor. Bu gerçekten çok seçici ve mükemmel bir eş arayışı olacaktır kendisinin. E, bu tabii ki herkesin hakkı böyle birini aramak, en uygun kişiyi bulmak. Tabii çok fazla da detaya indiğiniz zaman e, bu olay gerçekleşmiyor. Çok fazla her şeyin mükemmel olması, her yönden en donanımlı, en iyi kişiyi bulmak Zor olabilir tabii ki doğal olarak mutlaka artılar eksiler olacaktır. Şimdi çizginin böyle düşmesi aşağı doğru düşmesi biraz güçlü bir çizgi tabii ki sevgisini gösteren taahhütlerde bulunan gerçekten evlenmek isteyen yuva kurmak isteyen yani çok soğuk olmayan bir yapıyı gösteriyor. Ama çizginin biraz düşmesi bu zaman zaman yanlış tercihler olabilir evlilik hayatında yani bazı krizler olabilir. Yani bu illa ayrılıkla sonuçlanacak diye bir durum yok. Sadece bazı durumlara katlanmak zorunda olabilir. Yani mükemmel olmayabilir her şey. Ama bakılda güçlü bir çizgi. Yani kendisi adına çok büyük bir eksiklik olmaz sevgisini ifade ede. Sadece çok fazla seçici olmak, mükemmellikçi olmak e, kendisinin de tabii memnuniyet çıtasını arttırıyor. Kolay memnun olmayabilir hiçbir şeyden. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bakılda çizgi ortada döneme denk gelmiş. Yani bu yine orta yaşlarda evlilik. 30-35 dönemleri mantıklı olabilir. Burada da zaten çok erken durmuyor. Biraz geç. Ve yav işareti de... Ne çok büyük ne çok küçük. Yani 30-35 yaşları uygun yaşlar gibi görülüyor. Bu ihtimali gösteriyor. Bakıldığında genel olarak evlilik konusunda büyük şanssızlıklar yok. Güzel işaretler var. Ee, o ondan pozitif yaklaşabilir bu konulara da. Şimdi kalp çizgimiz de burada sağlıklı görünüyor. Özellikle şurada güneş parmağının altında bir kırılma yaşayıp içe doğru bir bükülme var çizgide. Silersem onu tek görebilirsiniz. Bu kalple ilgili bazı durumları yansıtabilir. Kalp yetmezliği gibi belki ailede varsa böyle etkiler olabilir. Yine görmeyle ilgili olabilir. Yani güneşten kendisini koruması gerekiyor baş bölgesini özellikle. Böyle hassasiyetlikler olabilir. Kalp sağlığına özen göstermesine fayda var. Genel olarak çizgimiz fena değil ama bu güneş parmağının altında bir kırılma overlap durumu sadece orada olması. bir uyarıcı ve bükülme var buraya doğru yukarıya doğru. Biraz dikkat etmesi gerekiyor. ve şu an olmayabilir ama ilerleyen dönemlerde kontroller faydalı olabilecektir. Ve ailesinde varsa genetik rahatsızlıklar bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Yine diğer çizgimiz burada biraz kararsız bir çizgi. Hem bir Vişnu çatalı oluşturmuş hem de aşağı doğru düşmüş. Kötü değil, güzel yani çokça kalp var elde çizgiye bakıldığında güçlü bir çizgi var. İyi empati yapan, karşı tarafı düşünen, çok bencil olmayan, ben merkezi olmayan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani Jüpiter'e doğru gitmesi bu yine iyi özellikler evlilik hayatı açısından da dengeleyici. Tabii zaman zaman bunun dışına çıkma olabilir, daha gerginlikler yaşayabilir. Özellikle akıl çizgisinde iç Mars'tan beslenmesi biraz. Evri çıkışlar, duygusal durumlar olabilir. Bunlara da özen göstermesi gerek tabii ki. Şimdi sol elde geldiğimizde sol elde de kalp çizgisinde benzer durumlar olabilir. Şu fotoğrafa bakalım. Evet yani güneş parmağının altında bazı overlap durumları burada da var. Bunlara dikkat etmesi gerek. Baş parmağımız güçlü. Bu iyi bir irade karlılık açısından önemli. Yine istişare yönleri olabilir ama yine çok hızlı kararlar veren atılgan yönleri de var. Birinci falanca fena değil. Yani bakıldığında güçlü baş parmak burada önemli olan. Şimdi şu çizgiye tekrar geldiğimizde güneş parmağının altından başlayan bir çizgi. 37-38'lerde başlıyor şu çizgi. Güneş parmağının altından başlaması bu tanınırlığı sayesinde büyük bir kazanç elde etme çevresi sayesinde. Ee, müthiş olaylar olabilir o dönemden itibaren. Öncesinde de tabii ki güzel çizgiler var ama bu güzel bir şans para işareti. Ani bir zenginleşme olabilir çünkü bir de yönü Jüpiter parmağına doğru biraz da. Yani büyük bir para, büyük bir şans işareti olarak işaretlenebilir, işareti olarak görülebilir. Diğer yandan falancılara baktığımızda burada çokça çizgi olması yani güvenilir, sır saklayan yönlerini ortaya koyuyor ve falancılar arasında iyi bir denge var. Gerekse mental hafıza, gerekse mental efor, gerekse mental hafıza ve e, matematik akıl iş gücü çalışkanlık açısından iyi bir denge var burada. Parmak uçları da bakıldığında köşeli iyi bir fizik gücü dayanıklılığı zaten söyleyebiliriz güçlü venüste ve hayat çizgimizin açısı da fena değil. Sol elde biraz daha zayıf görülüyor ama ayrılan bir dalla biraz kurtarıcı gibi ama bakın da biraz daha iyi hem dışarı doğru açılan dallar daha da venüs çizgisini güçlendiriyor. Burada akıl çizgisinde de ani bir düşüş var aşağı doğru görüyorsunuz bir stres çizgisiyle bu yine ilerleyen dönemlerde işaretlenebilecek bir psikolojik değişim olabilir. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Yine omurga, bel, boyun bunun sağlığı fiziken de korumasında fayda var. Bazı durumlar olabilir ama sahile geldiğimizde yani çok kötü durmuyor çizgi. Sadece şöyle bir kopma var, ilaveten bir çizgi var aslında burada. Ama bir anda yönünü değiştirmesi Merkür çizgisiyle de temasından sonra bazen böyle etkileri olabiliyor. Akıl çizgisini tabii burada Merkür'e doğru kavis yapması hafiften para konularını sevmesi, para hesabını yapmayı iyi bilmesi anlamına geliyor. Maddi konular önemli. Şuradaki döngü işaretlerini görüyoruz. Bunlar gerçekten kendisine odaklanacağı, iş disiplinli iyi olabileceği, titiz, düzenli birisini olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Merkür tepesine geldiğimizde burada çok fazla ince çizgiler belirmiş. Biraz sönük bir durum var Mer Merkür tepesinde. Bu iş esnekliği konusunda biraz eksiklik olabilir. Tabii bunlar zamanla daha da iyi olacaktır. İletişim konusunda biraz daha çaba gerekebilir. Çünkü iyi bir Merkür çizgimiz var herhalde. Belki Aquamarine taşı olursa kendisi için faydalı olabilir. Yine bu iletişimle ilgili boğaz çakrası açısından veya daha net anlaşılır olma açısından önemli akvamarin taşın edilmek. Sol elde de yav işaretimiz yine fena değil gibi görülüyor ve evlilik çizgimiz güçlü derin. Aile zinciri de burada fena değil. İç Mars gerçekten dolgun bu iyi bir enerji ama atılganlık fevrilik durumlarını da ortaya koyuyor. Bunları iyi kontrol etmesinde fayda var her zaman. Yani bu tansiyon problemleri de olabilir özellikle kalp çizgisindeki bir overlapla. E, bunlara dikkat edecek sinirlere hakim olmakta fayda var. Şimdi burada da yine hayat çizgisinden ayrılan çokça dal var. Erken dönemden itibaren her zaman bir değişim hayatında. Çokça şehir değişiklikleri olmuş olabilir. Gerekse çocukluk döneminde veya okul dönemlerinde de şu anki iş hayatında da sürekli bir yer değişikliği söz konusu. Şimdi bilek çizgileri bu fotoğraflarda parlamış pek iyi görülmüyor. Sağ ele geldiğimizde şu fotoğrafta net bir çizgimiz var burada. İkinci çizgimiz burada. Ve üçüncü de ilerleyen dönemde. Yani bunlar fena diye çizgiler. Tabii böyle bükülmeler var. Bunlar... Ee, yine alerjik durumlar olabilir veya hamilelik süreci veya doğum süreçlerinde bazı zorlukları yaşanabilir. Belki sezaryen doğumuna ihtiyaç duyulabilir. Yani çokça olay, çokça stres, çokça diğer insanların etkileri üzerinde olabilir hayatında. Yani kadar çizginin üstü sevinmesinden de bahsetmiştik ve diş etkenler, stresler Çokça değişiklik olabilir. Bunlar da hazırdır muhtemelen kendisi. Şimdi sol kadar kader çizgilerine geldiğimizde burada çokça yine paralel çizgiler var. Özellikle yine orta yaşta güçlü bir çizgimiz var. Burada daha derin bir çizgi var. Bu iyi sahilde daha derin olması. Ve şu dönemlerde çıkış çizgilerini zaten burada da gördük. Bunlar değerlendiriliyor bir şekilde hepsi. Ve burada ana kadar çizgimiz yine çok fazla çizgiyle kesişiyor. Bir karmaşa var ama sahilde bunlar zaten daha net belli oluyor ve paralelinde ilerleyen çizgiler var. Kaynakların artması açısından yani iyi değerlendirilecektir her şey. Doğru zamanda doğru yerde olma ve çalışkanlık, üretkenlik, her zaman kötü senaryoya göre kendisini hazırlama anlamında önemli paralel çizgilerin olması. Burada da bunlar görülüyor zaten. İnce ince yukarıya doğru çıkmış çizgiler var. Şöyle. Şuraya baktığımızda kişi gerçekten yine sempatik yönlerinin olabileceğini söyleyebiliriz. Sempatik çizgilerimiz burada çok güçlü, güzel ve zaten güçlü venüsle, yüksek venüsle bunlar olacaktır. Tabii ki farklı durumları var zaman zaman ama fevri durumlar ama genel anlamıyla daha sempatik ve karşı tarafı anlamaya çalışan özellikleri de güçlü kendisinin. Belki de bu fevriliği çok fazla dışarıya yansıtmıyor, kendisine çok aşırı yakın olan kişiler bunu göre görüyor olabilir. Ama yeni tanıştığı insanlar pek bunu fark etmiyor olabilir. Burada da çokça seyahat çizgisini görüyoruz elinde. Yani sol karşılaştırma yaptığımızda kalp çizgisi açısından daha iyi. Akıl çizgilerimiz sağ elde daha iyi. Ve hayat çizgimiz daha geniş açıdan alıyor. Ve bu çatalanan çizgiler burada ayrılan çok daha istikrarlı çokça çizgi var. Ve güneş çizgilerimiz de burada çok daha iyi. Venüs'ten gelen çizgiler. Burada biraz daha dış Mars'tan gelen çizgiler gibi duruyor ama daha çok üst üste binmiş ve kısa. Aşağılardan itibaren başlamamış. O yönden de sağ eldeki çizgiler daha iyi. Yani Sol el biraz kendisini nasıl tanıdığı, nasıl bildiğine dair, sahile dışarıdan nasıl göründüğü, bazı yetenek kabiliyetlerine ne kadar ilerlettiği anlamında böyle bir durum var. Yani kendi düşüncesine göre aslında kendisi çok daha iyi durumda. Yani çok fazla haksızlık etmemesi gerekiyor. Potansiyelleri çok iyi. Özgüveninin daha da artmasında fayda var. Yani daha iyi şeyler yapabilir kendi düşüncelerine göre. Evet bir okumanın daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalda takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, teşekkürler.